Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. İktidar memur maaşlarına enflasyon farkı olarak %17,55 ve seyyanen 8077 lira zam yapılması için meclise teklif verdi. Teklifin ardından Genel Sağlık İş Sendikası 7 Temmuz Cuma günü iş bırakma kararı aldı. Karara ilişkin yarın saat 12.30'da Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak. Detaylar için Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur'a bağlanacağız. Derya Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok yoğunuz, gündem çok yoğun, çok hızlı devam ediyor, akıp gidiyor. O yüzden bizim de yoğunluğumuz çok fazla bu Öyle. süreçte. Biz de hemen gündeme yönelik sorularla başlamak istiyoruz. Öncelikle neler oluyor? İş bırakma kararı nasıl alındı? Süreci anlatabilir misiniz bize? Tabii ki dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaştırmak üzere memur maaş artışları ile ilgili oranlar açıklandı biliyorsunuz. Burada kamuda çalışan memurlar için bir %17,55 artı 8077 lira seyyanen refah payı verileceği bilgisi hepimizin tarafına ulaştı. Biz bunu duyduğumuz anda tabii ki asla hiçbir zaman kabul etmediğimiz, kabul edemeyeceğimiz rakamlar olduğunu bildiğimiz için bununla ilgili ne yapabiliriz'i hızlıca değerlendirmek durumunda kaldık ve bu konuda mücadeleyi sonuna kadar götüreceğimiz konusunda kararlı bir şekilde bütün mücadele yollarını kullanmak adına eylem programlarımızı yapmaya başladık. Bu neden %17,55 ve artı 8077 lira neden bizi böyle bir eylemlik sürecine getirdi? Çünkü bizler gerçekten bugüne kadar zaten karanlık bir ortamda yaşıyor idik. Maaşlar konusunda açlık sınırına yakın maaşlar, yoksulluk sınırının altında maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışan bir meslek grubuyuz. Ve çok yoğun çalışma koşullarında, çok zor koşullarda görevimizi canla başla yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu süreçte bir de bu işimizi gerçekleştirirken, mesleğimizi icra ederken bir de kafamızda evdeki çocuğumuzun hangi okulda okuyacağı, çocuğumuzun hangi okula nasıl ulaşabileceği konusunda, evimizin kirası ile ilgili çocuklarımızın sağlıklı yaşam koşullarında beslenmelerini sağlayabilmek adına bir ton kaygıyla zaten yaşıyor idik. Ve beklentimiz ciddi anlamda her zamanki isteğimiz olduğu üzere yoksulluk sınırının üzerinde en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerinde olması beklentimizde yine hayal kırıklığına uğradık maalesef. Dünkü açıklanan rakamlarla şimdiye kadar yok saydılar, yoksullaştırdılar, sefalete mahkum bıraktılar ama bundan sonra bizler için bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden de eylem programlarımızı dün itibariyle başlattık. Yarın da tüm yurt genelinde bir günlük iş bırakma eylemimizi gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizle beraber Türkiye genelinde. Peki sizin beklentiniz neydi tam olarak? Bizim beklentimiz yoksulluk sınırının üzerinde en düşük memurumuzun, en düşük sağlık ve sosyal hizmet çalışanımızın yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş talebiydi ve beklentisiydi. Bugün bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuzun düzenli olarak yaptığı araştırmaya göre yoksulluk sınırı 32 bin lira civarında ve bizim en düşük memur maaşı adına beklediğimizde bu rakamlardaydı maaş olarak. Peki iş bırakma kararından sonra nasıl sonuç bekliyorsunuz? Çözüm ne olabilir? Hangi konuda eylemi son verebilirsiniz? Biz insan onuruna, yaşam koşullarına, çalışma koşullarına ulaşabilmek adına koşullarımız sağlandığı anda eylemlerimizi tabii ki sonlandırırız. Bu sadece ücretler konusunda değil, her zaman bizim talebimiz insan onuruna yaraşır, yaşam ve çalışma koşulları içindir. Yani talep Ve dışında çalışma koşulları da var. çalışma Orayı da koşulları açabilirsek çok içindir. güzel olur. Tabii ki. Yani bizler bugün
eksik personelle çok fazla sayıda mevcut kamuda çalışan sağlık çalışanları olarak az sayıda personel ile görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Şöyle açayım size. Bugün OECD rakamlarına göre bir hemşirenin yaptığı işi Türkiye'de bir hemşirenin yaptığı işi OECD ülkelerinde 3 hemşire yapıyor. En basit örneği size. Bugün oradaki bir doktorun Türkiye'deki bir doktorun yaptığı işi orada 3 doktor yapıyor. Yani çalışma koşullarının ağırlığı açısından bilginiz olsun diye söylüyorum. Biz burada gerçekten sağlık çalışanları olarak yetersiz sayıda sağlık personeliyle çalışmak zorundayız. Ve bu neye getiriyor? Bizlerin daha fazla nöbet tutmasını gerekiyor. Daha fazla çalışması gerektiğinin bir göstergesi oluyor tabii ki. Bugün aldığımız maaşlarla yaz geldi. İnsanlar tatil yapmak istiyorlar. Tabii ki bütün yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak adına tatil programlayamıyorlar. Çünkü ülkenin içinde yaşadığı ekonomik koşullarla bugün 4 kişilik bir ailenin çıkıp bir hafta, 3 gün, 5 gün bir yere gidip tatil yapmaya ayıracak arkadaşlarımız da ayıracak mali bütçesi maalesef bulunmamakta. Hepimiz biliyoruz ki bu Temmuz ayı geldiğinden beri artışlar ortada. Her şeydeki artışı çok iyi yaşıyoruz, çok iyi biliyoruz. Bugün 2018 yılında bir hemşire maaşıyla arkadaşımız 12,5 altın, çeyrek altın alabilirken Haziran ayında aldığı maaşla 6,5 çeyrek altını zorla alabilir pozisyonda. Ve ancak bugün kiralardaki bu %75'lik, %100'lük artışlarla arkadaşlarımız ev kirasını ödeyemez durumda. Tabii ki altın alsın, yatırım yapsın diye değil. Gerçekten yaşam koşullarını sağlıklı sürdürebilmesi adına kirasını ödemeyi düşünmesin diye arkadaşımız, çocuğun okul masraflarını düşünmeden karşılayabilsin diye, bugün mutfakta sağlıklı gıdalarla beslenebilsin diye bizim bütün çabamız ve çalışmamız bunun için. Bu eylemlerimiz de bunun için. Peki eylemin başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz? Ulaşmadığı takdirde bu karar daha ne kadar süre devam edecek? Biz eylemimiz başarıyla sonuçlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Duymayanlara sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu alanlarda olur, bu hukuki boyutta olur, bu çalıştığımız iş yerlerinde olur. Fiili meşru mücadele yolları neyse sonuna kadar gitmekte kararlıyız. Peki çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz de varsa onları da alalım. Teşekkür ediyorum. Bugün kamu emekçisi, kamuda çalışan bir memur, yoksulluk sınırı üzerinde, en düşük yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş almalıdır. Bugün sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışan arkadaşlarımız taban, teşvik, sabit ödeme diye kalemlerle maaşlar almaktadır. Bugün biz bunlardan vazgeçilmesini, bizlere tek kalem maaş verilmesini, bu tek kalem maaşın emekliliğimize yansımasını istiyoruz. Bu gelen zamlar içerisindeki bu 8.077 liralık kısım bizim emekliliğimize de yansımıyor. Uzaktan bakınca bugün asgari ücret 11.000 yeni olmuş bir ülkede. 11.500, 8.000 lira bunların neyine yetmiyor gibi görünebilir hani. Memlekette asgari ücretle çalışan birisi 8.000 lira seyyanen zamı kabul etmiyor. Bunlar ne istiyor diyebilir ama gerçekten biz emekliliğimize yansıyan maaşlar talep ediyoruz. Bizim çabamız bu yönde. 8.000 lira bu Temmuz'da verilecek ama Ocak'ta gelecek zamlardaki maaşımızda 8.000 liranın etkisi olmayacak mesela. Yani bize bir tek kalem maaş verin, bize insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşulları temin edin. Talebimizi sizin sayenizde de buradan yenilemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi İyi günler yayınlar dilerim. diliyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler.